Hikayenin yeni bölümü sizlerle. Dün işlerim çok geç bittiği için kayda girememiştim. Keyifli dinlemeler. Aklımdan çıkmış olan ve oldukça önemli olan bir şey geldi. O da bütün bu olayların ana konusu olan karga, yastık ve çarşaftı. Hızla yerimden kalktığım gibi soluğu odamda aldım. Tek umudum her şeyin bir hayal olması ve çöpe attığım ne varsa tertemiz şekilde yerli yerinde durmasıydı. Odadan içeriye girmemle bu umudumun ne kadar boş olduğunu ve yaşadığım her şeyin ne kadar gerçekçi olduğunu daha iyi anladım. Anlaşılan Cemil amca benimle konuşmasının hemen ardından buraya gelmiş ve benim oraya attığım ne varsa onu almıştı. Aklınca olayların üstünü bu şekilde kapatmayı başaracağını düşünüyor olmalıydı. Yatağın üzerini temizledim, ardından yeni çarşaf ve yastığı yerleştirdim. Daha sonra ise yeniden mutfağa gittim ve kendime gelebilmek için acı bir kahve yaptım. Kahveyi içerken düşündüğüm şey, Cemil amcanın yaşamış olduğu bu şeyden sonra benim evime onun mu yoksa bir başkasının mı girdiğiydi. İnsanın başına ne gelirse meraktan gelir demişler ya, benimki de o hesap. Yaşadığım ne varsa hepsi bugünkü merakımdan dolayı başıma geldi. Yarısını içtikten sonra oturma odasındaki kanepeye gidip oturdum ve televizyonu açarak kafamı dağıtmak için bakınmaya başladım. Birkaç saat boyunca zaman böyle geçti ve gece yaşamış olduklarımın getirmiş olduğu yorgunluktan kaynaklı istemsiz olarak oturduğum yerde uykuya dalmıştım. Normalde pek kabus gören biri olmasam da o gün hayatımda gördüğüm en korkunç kabusu gördüm. Rüyamda beni bir taşın üzerine yatırmışlardı ve çevremde yüzlerini göremediğim insan suretinde onlarca varlık vardı. Bir süre çevremde anlaşılmaz konuşmalar eşliğinde döndüler. Ardından da gece yatağımda bulduğum kargaya çok benzeyen bir kargayı alıp kafamın üzerinde tek hamleyle gövdesinden ayırdılar. Karganın ağzından çıkan acı feryatla kafası kopmuştu. Karganın çıkardığı ses çevremde olanların oldukça hoşuna gitmişti. Bunu karmaşık konuşmalarının arasından fırlayan sesli gülüşmelerinden anlamıştım. Gülmelerinin sonlanmasıyla bana doğru iyice yaklaştılar ve içlerinden iki tanesi başucuma geldi. Birisi kafamdan geriye doğru çekerken diğeri ise çenemden aşağı doğru çekiyordu. Yaptıkları bu kuvvetli çekimlerle ağzımı ardına kadar açmışlardı. Ağzımın açılmasıyla karganın kafasını koparan yan tarafıma geldi ve karganın kopan boynundan akan kanı ağzıma doğru akıtmaya başladı. Önce damla damla gelen bu kan karganın bedeninin sıkılmasıyla arttı ve ne yaparsam yapayım hareket etmeme izin vermeden kanı gırtlağımdan içeriye doğru akıttılar. Karganın son damlasının da ağzıma düşmesiyle kargayı yan tarafta olan ve daha evvel dikkatimi çekmemiş olan ateşin içine attılar. Karganın içine girmesiyle iyice harlanıp farklı renklerde ateşler çıkardı. Ateşin harlanması ve farklı renkler çıkarmasıyla da sesi de değişmeye başladı. Gürültülü bir şekilde yanıyordu. Öyle ki kabus içerisinde olmama rağmen yüzümde sıcaklığını hissedebiliyordum. Başımda olan üçü işlerinin bitmesiyle geriye doğru çekildiler. Ne kadar kıpırdamaya ve bana yutturdukları kanları kusmaya çalışsam da bunda başarılı olamıyordum, taş kesilmiştim. Başımdaki üçünün eski yerlerine geçmeleriyle tekrar çevremde bir süre döndüler. Dönüşlerinin sonlanmasıyla karmaşık konuşmalar başladı ve yine içlerinden bir tanesi neresinden çıkardığını anlayamadığım 30-40 santimetre boyundaki bir hançeri yanıma gelerek tam göğsümün üzerine sivri kısmı çeneme değecek şekilde yerleştirdi. Bıçağın üzerime konması o kadar sıkıntı ve acı çekmeme sebep oldu ki anlatamam. Hançeri bırakanın geri çekilmesiyle bu defa kafa tarafımın olduğu yönden bir başkası geldi. Hızlı bir hamleyle yattığım yerin üzerine zıplayıp göğsümdeki bıçağı aldığı gibi havaya kaldırdı ve birkaç kelime ettikten sonra kalp hizama doğru indirdi. Bıçağın tam kalbime değeceği sırada
Korku, acı ve çığlıkla yattığım yerden zıpladım. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Yaşadığım şeyin bir kabus olması bir taraftan beni sevindirse de, gördüğüm şeyler hiç korkmadığım kadar korkmama sebep olmuştu. Kanter içinde uyandığım bu uykudan mutfağa giderek bir bardak su içip kalbimin çarpıntısının sakinleşmesini bekledim. Biraz toparlanıp kendime geldiğimde saatin öğleden sonra olduğunu ve çok fazla uyumamama rağmen sırılsıklam olduğumu gördüm. Öylesine terlemiştim ki üzerime su dökseler ancak bu kadar olurdu. Yattığım yere gidip baktığımda onun da durumu üzerimdekilerle aynıydı ve adeta bedenimin şekli kanepenin örtüsünün üzerine çıkmıştı. Her şeyi fazla kafama taktığımı düşünerek kendimi avutmaya çalışıyordum ama bu avutma ne kadar doğruydu onu da o an için hiç bilmiyordum. Yanıma birkaç parça kıyafet alarak duşun yolunu tuttum. Öncesinde sıcak suyla yıkanmayı düşünsem de bedenim ateş gibi yandığı için bu beni daha da rahatsız edecekti. Bu yüzden de suyun soğuk tarafını açtım ve verdiği sıkıntıya aldırmamaya çalışarak yıkandım. Duştan çıktığımda az da olsa kendime gelebilmiştim. Evin içerisinde yaşadıklarım ve gördüğüm kabustan dolayı bunaldım, dışarıya çıkıp biraz hava almaya karar verdim. Evden çıktıktan yaklaşık 15 dakika sonra soluğu kahvede almıştım. Kahvede olan tanıdığım insanlar betim benzin atmış, hayırdır neyin var gibi sorular sordular. Anlaşılan kabusun etkisinden çıkamamıştım. Gerçi evden çıkarken de halime baktığımda söylenemezdi. Benimle dalga geçmelerini istemediğim için 2 gündür rahatsız olduğumu ve nedenini bilemediğimi söyledim. Kısa sohbetler ve birkaç bardak çayın ardından oradakilerle vedalaşıp soluğu yeniden sokaklarda aldım. Güya kafamı dağıtmaya çalışıyordum ama bir yandan da gözlerim Cemil amcayı arıyordu. Yaptığım şey aslında kendimi kandırmak ve içinde bulunduğum bu olayların yanıtlarını bulabilme çabasıydı. Bütün sokakları adım adım delirmişçesine dolaştım. Dedim ya, kendimi kandırma çabama rağmen bu çaba esnasında Cemil amcaya bir türlü denk gelemedim. Farkında olmadan hava kararına kadar bu dolaşmama devam etmiştim. Akşam ezanı okunmasaydı ne yaptığımın farkına varmam da mümkün olmayacaktı. Ezanın okunması beni kendime getirmişti ama bir taraftan da nedenini anlayamadığım şekilde beni ürpertip rahatsız etmişti. Daha önce hiç yaşamadığım bir duyguydu bu ve beni kendime getiren ezanı dinlerken bu duyguyu tadıyordum. Bu rahatsızlık durumu istemli olarak yaptığım bir şey değildi. Zaten rahatsız olduğumu ezanın sonuna doğru fark edebildim. Hemen kendime kızarak "Ne yapıyorsun sen, ne yaşıyorsun?" diyerek bir tokat attım. Attığım tokat zihnimin açılmasına fayda sağlamıştı ve hemen yaptığım, hissettiğim, kafamdan geçen şeyin ne kadar yanlış olduğunu düşünerek tövbe amacıyla camiye doğru yürüdüm. Olduğum yerle cami arasında en fazla 200-300 metre vardı. Camiye yürürken attığım her adımda biraz daha rahatsızlığım artıyor ve neden bunu yapıp da kendini rahatsız ediyorsun Yasin diye düşünerek kızıp soruyordum kendime. Bir anda o içimdeki Müslüman ruh gitmiş, sanki yerine kafir bir ruh gelmişti. Normal zamanlarımda elimden geldiğince namazlarımı kılar, Kur'an dinler, okuyabildiğim kadar da okumak için gayret ederdim. Lakin şu an yaşadığım şey bunun tam aksiydi. Attığım her adımda içim huzursuzlukla doluyordu ve çok sonraları fark ettiğimse omurtularla kendime kızdığımdı. Yapma Yasin, zaten başında bir sürü sıkıntı varken gidip de orada vakit harcama. Bu tarz saçma sapan şeyleri kendi kendime söylüyordum. Bu homurdanmalar her adımda daha da artıyor ve beni ciddi şekilde rahatsız ediyordu. 15-20 adım daha anca atmıştım ki nasıl olduğunu anlayamadığım şekilde kendimi evin yolunda buldum. Camiye çok yaklaşmama rağmen her nasılsa evime 5-10 metrelik mesafedeydim.
15-20 saniye kadar kendi çevremde döndüm ve nerede olduğumu daha iyi anlamak için etrafıma bakındım. Yok, yanılmıyordum. Evimin tam önündeydim. Eşyaları attığım çöpün yanında. Normalde böyle bir şey yaşamış olsaydım vereceğim tepki "Allah Allah, bu nasıl olabilir?" gibi dini tepkiler olurdu ama o an tepki vermek içimden gelmedi ve eve doğru yürüdüm. Kapıdan içeri girmemle o geceki farklı kokuyu yeniden hissettim. Lakin bu defa bu beni rahatsız etmedi. Tam aksine sanki her zaman aldığım ve alışkın olduğum bir koku gibi geliyordu bana. Birkaç saat öncesinde uyuyup uyandığım koltuğun yanına giderek oturdum. Koltuğa oturmam kendimi daha da garip hissetmeme sebep oldu. Çünkü ensemde sanki camlar açıkmış gibi anlamsız bir rüzgar vardı. Mevsim ve havadan dolayı mı bilemem bu benim hoşuma gitmişti. Oturmamla esinti devam ederken bu defa garip fısıltıları yeniden duymaya başladım. Bir taraftan esinti, bir taraftan fısıltı. Bir anda bende ne değişmişti de bu beni rahatsız eden şeyler bir anda hoşuma gitmişti. O an için bir türlü anlayamadım. Aradan en fazla 15-20 dakika geçmişti ki bu sefer bu ikiliyi evdeki tıkırtılar takip etti. Tıkırtıların gelmesi beni ateşlemişti. Ayağa kalktım ve seslerin geldiği yöne doğru ağır adımlarla yürüdüm. Sesler yatak odamdan geliyordu. Dışarıdan vuran az da olsa gece lambalarının ışığında ilerliyordum ve lambaları açma gereğine dahi girmemiştim. Her yer olabildiğince karanlık sayılırdı. Yatak odasının kapısına kadar ilerledim. Evin hiçbir kapısında cam yoktu. Yatak odam da buna dahil. Lakin kapının kapalı olmasına rağmen altındaki aralıktan ve kilit deliğinden güçlü denebilecek şekilde dışarıya ışık sızıyordu. Bunun olabilmesinin hiçbir mümkünatı yoktu. Bu akşam üzeri yaşadığım onca garipliğe rağmen korktuğumu ilk defa hissetmeye başlamıştım. Ama dedim ya, merak işte. Elimi kapının kulpuna attığım gibi araladım. Gördüğüm şey ise daha fazla korkmama sebep oldu. Odanın her yerinde mumlar yanıyordu. Orta kısmında ise yerde yatan Cemil amca, onun dizlerinin üzerine oturmuş, elinde kocaman hançerle ben. Pencere tarafında ise yüzleri görünmeyen, suretleri de pek anlaşılmayan dumanımsı varlıklar. Hançeri kaldırdığım gibi Cemil amcanın kalbine sapladım ve bunu yapmamla yerimden fırladım. Neler yaşıyordum böyle? Bildiğin rüya içinde bir başka rüya görmüştüm. Bu rüya o kadar uzun sürmüş ve yaşadıklarımı gerçek sanmama sebep olmuştu. Yattığım koltuktan kalkmıştım. Gördüklerimin bir rüya olması içime su serpmişti. Gündüz vakti bu kadar karmaşık bir kabus görmek beni oldukça şaşırtmıştı. Derin derin nefesler alarak kendimi toparlamaya çalıştım ve önceki gibi mutfağa giderek bir bardak su doldurup tek dikişte bitirdim. İçtiğim su beni kendime getirmeye yetmemiş, göğsümün yangınını geçirmemişti. İlk bardağı çeşmeden doldurmuştum ama beni kesmediği için ikinci bardağı buzdolabından çıkardığım suyla doldurdum. Onu da yine bir dikişle bitirdim ama yine bana yeterli gelmedi. Bardağı dolaptaki sudan tekrar doldurdum. Bu defa dolabın üst bölmesinden aldığım buzları da bardağın içerisine boca ettim. Doldurduğum buzlar eriyene kadar 3., 4., 5., 6. bardağı birbiri ardına bitirdim. 6 bardakla hararetim bitme noktasına gelmişti. Rüya içinde rüya yaşamıştım ve bu beni yaşadığım şeyin gerçekliği konusunda bir şüpheye düşürmüştü. Uyanık olduğumdan emin olmam lazımdı ama gördüğüm rüyalarda bile acı çekmişken bundan nasıl emin olabilirdim? O konuda hiçbir fikrim yoktu. Saatler rüyamda uyandığım saate tekabül ediyordu. Çok terliydim. O yüzden tıpkı rüyamdaki gibi duş aldım ve kendimi dışarıya attım. Bir süre çevreme baktım
ve ardından kolumdan çimdikledim kendimi. Bu bana uyanık olduğumu gösteriyordu ama diyorum ya, önceki gördüklerim de çok gerçekti. Bu yüzden bu bana yetmemişti. Ne yapacağımı bilmez bir haldeydim. Çevreye bakınmam bir süre daha devam etti. Önce kahveye gittim ve bir bardak çay istedim. Gelen çaydan uyanık olduğumu anlamak için soğumasını beklemeden bir yudum aldım. Bu yaptığım şey sıcaklığını hissetmemi sağlamıştı ve uyanık olduğumdan biraz daha emin olmuştum. Rüyamda gördüklerimin beni rahatsız etmesinden dolayı bir süre sonra okunan ezanla kahveden ayrıldım ve caminin yolunu tuttum. Rüyamda gördüğüm caminin şadırvanına giderek abdest aldım, camiye girip vaktin namazını kıldım. Namazın bitimiyle gördüğüm şeylerden dolayı rüya da olsa, günah olmasa da uzun uzun tövbe ettim ve camiden ayrıldım. Camiden sonraki durağım Cemil amcayla ilk konuştuğumuz banka olmuştu. Banka gidip oturdum ve bir süre çevremde olup bitenleri süzdüm. Havanın kararmasına kadar bankta oturdum ve ardından bir yere giderek bir şeyler sipariş verip yedim. Fark ettiğim şey yaşadıklarımdan dolayı yemek yemeyi bile unuttuğumdu. Yemek yerken akşam ezanı okunmuş, vakit hızla akıp geçmişti. Kendimi daha iyi hissediyordum. Uzun süren yemek faslından sonra hesabı ödeyip çıktım ve evin yoluna girdim. Ağır ağır ilerleyerek eve doğru gidiyordum. Sokağıma yaklaştığımda yatsı ezanı okunmaya başlamıştı. Ezan okunurken hiçbir problemim yoktu. Yürüyüşüme olduğum gibi devam etmiştim ama ezanın bittiği sırada, yani evime 40-50 metre kala kendimi çok garip hissetmeye başladım. Çevremden garip sesler geliyordu ve takip ediliyorum hissine kapılmıştım. Bir süre buna aldırış etmemeye çalışsam da sesler giderek yaklaştığı için hızla geriye dönüp çevreme baktım. Etrafımda hiçbir şey yoktu. Rüyamda gördüklerimin etkisiyle bunları yaşıyorum diye düşündüm ve adımlarımı hızlandırarak evin kapısına vardım. Anahtarı takıp kapıyı açmamla da tıpkı rüyamdaki gibi ensemde bir esinti başladı. Eve girme düşüncem bu esintiyle beraber içimden çıkmıştı ama sanki eve zorla sokuluyordum. Beynim, zihnim evden çıkmayı isterken ayaklarımsa tam aksine beni evin içerisine sokuyordu. Evin içine attığım birkaç adımla kapatmak için el attığım kapım benim hızımın kat ve kat yukarısında bir hızla çarparak kapandı. Ensemde hissettiğim esinti kapının kapanmasıyla bütün vücudumu sarmıştı. Hani bazen karşılıklı kapı ve pencereler açık olduğu zaman ceryan olur da birden hızla kapanır ya. Kapı aynen öyle kapanmıştı ve bunu doğrular şekilde evin içerisinde de esinti vardı. Bütün pencerelerin kapalı olduğunu hatırlamama rağmen yaşadığım şey tam aksini gösteriyordu. Lambaları yaka yaka evin içerisinde dolaştım. Evde bir yer hariç her yerin penceresi kapalıydı. Açık olan pencere ise o gün Cemil amcayı gördüğüm pencereydi. Temkinli hareketlerle pencereye yaklaştım ve herhangi bir zorlama var mı diye kontrol ettim. Herhangi bir zorlama bulmuş olsaydım bu o karga meselesini de daha iyi anlamama imkan sağlayacaktı ama hiçbir zorlama yoktu ve içerden açılmış gibi kulpu yan şekilde duruyordu. Ben açmamış olsam da yine kendimden şüphelendim istemsizce. Pencereden dışarıya baktığımda herhangi bir anormallik görünmediği için kapattım ve perdesini sıkı sıkı çekerek oturma odasına gittim. Pencereyi kapadıktan sonra bütün bedenimde olan esinti bir yer hariç kesilmişti. Sadece ensemde olan esinti kalmıştı. Bu esintinin varlığını ise oturduktan 5-10 dakika sonra fark etmiştim. Koltuğa oturur oturmaz televizyondan bir şeyler açmış ve kafamı dağıtmak için bakınmıştım. Ta ki evin içerisinden gelen bir düşme sesini işitene kadar. Gürültülü denebilecek şekilde yukarıdan bir şeyler aşağı düşmüştü. Ses mutfak tarafından geliyordu.
Yerimden fırladığım gibi mutfağa koştum. Kapısının önüne gelmemle de dolap kapaklarının hepsi birden açıldı ve içerisinde ne varsa yeri boyladı. Gördüğüm manzara kalbimin yerinden çıkmak istercesine çarpmasına sebep olmuştu. Mutfakta olan bu olayı diğer odalardan gelen sesler takip etti. Hemen birkaç metre gerimde olan yatak odamdan oldukça gürültülü bir ses yükseldi. Korkuyla soluğu odamda aldığımda aynı manzaraları orada da görmüştüm. Her bir odadan birbiri ardına sesler yükselmeye başlayınca korkuyla kendimi dışarıya attım. Evden fırlamamla hemen karşı tarafta olan ağaçlık yerde belli belirsiz bazı gölgeler gördüm. Gölgeler üzerime doğru gelmeye başladığındaysa tabanları yağlamam uzun sürmedi. Olağanca hızımla kaçabileceğim tek yöne doğru koşmaya başladım. Yaşadığım yer çok büyük ve kalabalık bir yer değildi. Şehrin kenar mahallesi diye tabir edebileceğimiz bir yerdi. Evlerin bittiği noktadan birkaç kilometre ilerisinde tek tek başlayan ve sonrasında giderek kalabalıklaşıp yoğunlaşan ormanlık alan vardı. Çevremi sarmış olan o karanlık silüetler peşi sıra geliyorlardı ve beni yönlendirmek istedikleri yer ormanlık alandı. O an için bunu fark edebilmem mümkün değildi. Beni istedikleri gibi yönlendiriyorlardı. Evde yaşadığım korkunun üzerine dışarı çıktığımda karşılaştığım bu şeyler daha fazla korkmama ve delirmişçesine koşmama sebep olmuştu. Evdeyken zaten kalbim yerinden çıkacak gibi atarken üzerine gördüğüm bu şeyler bir yerlerde çatlayıp ölmeme neden olacaktı. Yaşadığım evden ormanlık bölgeye kadar koşmam ne kadar zaman aldı inan bilmiyorum ama o an için bana birkaç saniye gibi gelmişti. Ormanın başlangıcında olan ilk ağaca varmamla ne kadar yorulduğumu ve ne kadar beter bir halde olduğumu anladım. Elimi ağaca atarak durdum, soluklanmaya çalıştım. Kafamı geriye doğru çevirip baktığımda beni takip eden o şeyler peşimden gelmeye devam ediyorlardı. Kaçmaktan başka o an için aklıma hiçbir şey gelmiyordu ve bu onların yapmamı istedikleri şeydi. Kendi bilincimin dışında yönlendiriyorlardı beni. Birkaç nefes alışverişinin ardından ormanın içerisine doğru yeniden hareketlendim. Ağaçların en sık olduğu bölgeye kadar bu koşuşum devam etti. Havada dolunay olsa da ormanın içerisinde, yani ağaçların sık olduğu o bölgede ayın ışıkları yere ulaşmadığı için bir nevi kör bir koşu yapıyordum ve bunun kötü etkisini görmem çok uzun sürmedi. Dalın birine takılmamla kendimi yuvarlanırken buldum. Başımın toprakla buluştuğu o ana kadar kör, sağır ve dilsiz olmuştum ama yaşadığım bu düşüş zihnimin açılmasına sebep olmuştu. Ne kadar geriden geldiğini bilmediğim, birbiri ardına Yasin, dur diye bağıran bir ses işittim. Ancak fark edebildiğim bu sesin hemen gerisinden oldukça kalabalık gelen birbiri üstüne binmiş kahkaha seslerini de duymuştum. O kadar iğrençti ki bu gülüşleri ne kadar tarif etsem başarılı olabileceğimi sanmıyorum. Dengemi kaybedip düşmemle birkaç takla atmış ve kalınca bir ağaca çarpıp yan tarafında olan sivri sayılabilecek bir taşa kafamı çarpmıştım. Kafamı çarptığım bu taşın sivri kısmı şakak dediğimiz, yani şuramda hala kapanmamış olan bir yaraya sebep oldu. Bu, kafa derimde derince bir kesiye sebep olsa da kafatasımın da çatlamasına neden olmuştu. Hızla çarpan kalbimin sesini dışarıdan duyabiliyordum ama bu çarpış yarılan kafamın da kanamasının hızla artmasına sebep olmuştu. Ilık ılık akan kanı kafamın uyuşmasıyla birlikte hissetmiştim. Yerimden kalkmayı birkaç kez denesem de bunda yaşadığım yorgunluk ve yuvarlanmaların da etkisiyle başarılı olamadım. Çektiğim acı da üzerine eklendi. Kafamdan kan akmaya devam ettikçe kendimi garip hissetmeye başladım. Önce bütün vücudumu bir sıcaklık ve rahatlık kapladı. Hemen ardından kalbimin çarpıntısı yavaşladı.
bedenim uyuşmaya, kafam karıncalanmaya başladı. Burada ya kan kaybından ölecektim ya da peşimde olan şeyler her neyse onların yüzünden ölecektim. Bu düşünce bütün bedenimi sardığındaysa göz kapaklarım ağırlaşmaya başlayarak hafif hafif kapandı. Dilimden dökülen son cümle ise "Burada bu kadar saçma bir sebepten ölmek için çok gencim. Allah'ım beni görüyorsun. Bana yardım et" olmuştu. Gözlerim kapandığında çok geçmeden peşimde olanların çevremi sardıklarını, ayaklarının çıkardığı hışırtılardan anladım. Bu da zaten beynimin son faaliyeti denebilirdi. Sonrasında kendimden geçmişim.